Sanıyorum geçtiğimiz yılın yani en çirkin olaylarından, en büyük skandallarından biriydi. Murat Başoğlu ve yeğeni arasındaki o büyük skandal. Ay. Ali abi hem siz yaz magazindeydiniz değil mi? Beyaz Evet, magazinde. biz Hem Bircan İpek'te çok yakından takip etti. Hatta kim olduğunu deşifre eden de Bircan oldu bildiğim kadarıyla sosyal medyasında. Buyurun siz başlayın. Neresinden Ben tutup hiç nasıl bilmiyorum bu konuyu. anlatacağız? Bilmek istemiyorum. Yani ben Detay. de maalesef görünce şok oldum. Ben kızı tanıdığım için maalesef kızın Kızı nereden fiziksel tanıyorsun? görüntüsünü bildiğim için. Nereden? İşte o spor salonundan falan Ha. ortak çok arkadaşımız olduğu için görünce şoka girdim ve tabii ciddi saatlerce baktım olabilir mi, o mudur değil midir, birkaç eski haber kurcaladım ve çok emin olduğum bir kaynakla da hemen yaptım yani. Çünkü buna susaydım bu sapıklığa ortak olacaktım. Sen bunu yayında mı söyledin? Hayır, ben o Kim sıra yayındaydım. Ben olduğunu. o sıra tatildeydim. Ali abiler yayındaydı. Beyaz magazin vardı. Ben tatildeydim. Instagram'da mı Ben afiş ettin? Instagram'da 3 tane fotoğraf, 3 kişiyi koydum ve altına bir yorum yaptım. Çünkü Murat Başoğlu'nun aldatma haberi çıkmıştı. Eşini Aa. aldatıyor diye çıktı ve sıradan bir aldatma olmadığını Yani göstermek adına... kuzeninin olduğu yoktu Tabii ortada. Olga falan diye bir Bir şey kadın hatta söyleyeceğim. olduğu Çok özür söylendi. diliyorum. Asla kuzeni değil. Öz abisinin öz kızı. Kuzen demeyelim. Yeğeni. Tamam, o zaman Öyle ilk önce konuştum. Olga'ydı. Evet. Sonra kuzen yakınlığına Kuzen. geldi. Sonra abisinin kızı olduğu ortaya çıktı. Başından Biz beri bu de abisinin süreci kızı olduğunu söyledim. Beyaz Magazin'de yaşadık. Şurada cep telefonuma biz konuyu her ele aldıkça Murat'tan şıkır 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 mesajlar geliyordu. Okuyordum. Ne diyordu Ali Ben abi? Ya, inanılmaz bu yalan var. sapıklığı yapan ensesti yaşayan biz herhalde diye Tabii. komplekse girdim Tabii. artık sonunda. Ha öyle inkar ediyordu yani. Tabii. Ali abi. Asla mı diyordu sana? Yani öyle bir iftiraya kurban gitmiş ki yani kusura bakmayın ben kendimden şüphe etmeye başladım O en kadar sonunda. inandırdı da seni. Hatta Bana o da ara çıkıştı hatta Ali abi. Bircan'la biz ilk kez bu vesileyle Bilal'in odasında tanıştık. Bu ben şöyle söyleyeyim, yayın sırasında Murat'ın bana attığı bilgileri ben ertesi günkü yazımda kullanmak üzere yayından çıktım. Tamam. Bilal'in odasına gittik. Bilal'in odasında ben bilgisayarda yazımı değiştirecektim. Hanımefendi bir şeyler anlattı. Detay mı Ben anlattı? Ben evet. öyle detaylar anlattı ki ben yazmaktan vazgeçtim. Koruyacaksın Yani belki de evet, yazını. yani onun Nasıl avukatlığını bir yanlıştan döndünüz oldu? üstlenmekten, ya çünkü onun söylediklerine itibar etmek demek onun gözüyle dünyaya bakmak demek. Konu bu, ona verdiği yanıtlar şu diye cevap verecektim ama sonuç itibariyle Bircan'ın söylediklerinden sonra elinde kanıt olmayınca bu olay bana daha önce de geldi. Bir editör arkadaşım vardı programı yaparken. Sonra onun ekibinde çalıştı. Fakat ortada kanıt olmayınca İnanasın öyle gelmiyor ki Ali abi. ben inanmadım. Kız yemin edince inandım ama dedim ki ben bunu yazsam yani değil evim iç çamaşırlarımı bile alırlar tazminattan. Ama sonuçta Bilir kişi de ortaya da çıktı evet, sonra. çıktı O ortaya kızın ama Burcu Başoğlu olduğunu söyledi. evet, ama sonuçta ne değişti? Hiçbir şey. Eşi kabullendi. Evet. Ya ben Nilgün diye bir dizi çekiyordum. Rahmetli Osman Yağmurdereli yapımcımızdı. Evet. Ve Murat Başoğlu, Hakan Ural'la birlikte oynuyordum o dizide. Murat Başoğlu o dönem sevgiliydi. Şimdiki eşiyle. Öyle mi? Hande Ve ile. Hande o kadar seviyordu ki Murat'ı. Bak sette çok hepimiz çalışıyoruz ve yorgunuz. Ayaklarına masaj yapardı. Hande hastalıklı zaten. Sevgi Hande konusunda Murat'ın hastalıklı. hastalıklı Aynen sevgisi var. çok Evet. Her şeyi seviyor. kabul edecek Ve her kadar. şeyi kabul edecek kadar seviyor. Ve ben Murat'a o kadar şaşırdım ki dizide oynamışsın. Birlikte biz başka bir program Kanal D'ye taraftarlar yarışıyor diye bir program yaptık. Asla bir yanlışını görmemiş insanım. Ali abi de yıllardır tanır eminim ki. Hiçbir Ya çok yanlışını, iyi hatasını hiç tanıdım. duymadığımız Yüzlerce kez bir araya bir geldim. insanım. Açıkçası sevdiğim yani rol model olarak da
sevdiğim tıpkı vatan şaşmaz gibi ya. Yani suda sütte leke olur, onlar da leke olmaz diye evet. düşündüğüm insanlardı. İkisi de peş peşe yaz programında karşımıza geldi ve hepimiz şoke olduk. Aynen, yani beni de en derinden yaralayan olaylardan bir tanesidir. İnsanlara güvenimi ne kadar güvenmemem gerektiğini aslında kimseye gösteren olayların bir tanesiydi bu. Çünkü görünüşte çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, kendi işinde, gücünde, kariyerinde olan bir adamın aslında iş dünyasında neler yaşadığına şahit olduk tüm Türkiye olarak. Hadi bu tek taraflı bir diyelim ki namus anlayışı, senin kadar yüksek olmayan, eşi yüksek olmayan bir eş için çıktı ortaya. Fakat işin tuhaf tarafı, ne kadar severse sevsin bir kadın bizzat aslında bizden önce bilgisi dahilinde olan bir iş bu. Ve yani ortaya çıktıktan sonra bunu göğsünde sevgiyle karşılıyor. Evet, ne demek? Yani o beni açıkçası daha çok hayal kırıklığına uğrattı. Evet, yani aynen. Tencere yuvarlandı, kabağını buldu. Ali abi, ben bu açıklamayı yaptıktan sonra çektim gittim tatile. Telefonlarımı falan açmadım. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyordum. Çok ciddi bir risk altındaydım. Çok da baskı gördün, onu da söyle. Benim aldığım tehdit telefonlarının haddi hesabı yok. Onu sil diye beni milyonlarca kişi aradı. Tehdit etmeden de arayanlar oldu. Böyle bir şey yanlış anlamışsındır. Sil, eski eşim de dahil. Fakat bir yani ben dedim ki bu iş çıkacak. Ben bundan eminim. Hande Hanım çıktı, bu açıklamayı yaptı. Dedim ki Bircan, bittin. Nasıl bir genişlikle karşı karşıyasın? Sana nasıl şeyler yakıştıracaklar? Bittin yani. Senin kurtarırın yok. Kadın dedi ki ben bunu sevgiyle karşılıyorum. Tek umudum vardı Burcu Başoğlu'nun eşi. O çıkıp diyecekti ki bu benim karım ya, ne yapıyorsunuz? Nitekim öyle dedi. Ve Allah tam beni kurtardı. Ki ben Murat'la da konuştum. Benim Murat'a sorduğum hesaplar da var. Ben ona açık açık söyledim. Sen abinin öz kızıyla birlikte oldun. Dedim bunu ona. Ama bu konuşmayı söyleyemiyorum, suç. Onun bana söylediklerini söylesem eyvah yani. Eyvah. Bir de suç. O ağabeyin yaşadıklarını düşünseniz abi, benim evet hep aklıma o geliyor. Zaten yani, ben her şeyi bir kenara bırakın dedim. Ali abi, sizin yanınıza da bağlandım. Kaldılar, yerlerin yurtlarını değiştirdiler. İnsanlar. Tek gerçek öz kardeşim, öz kızım. Yan yana koyamıyorum. Ah. Bir tek onu düşünün dedim. Herkese bunu söyledim. Yaşadıkları ilişkiyi çöpe atın. Allah kahretsin. Bir de bu adamı düşün. Çok ya, acı şeyler. Gerçekten hani akıl alacak bir şey. Hastalık bu, başka bir şey. Çünkü ben ölsem diyor ya. Yani. Bak ben ölsem, benim babam ölse beni amcama emanet eder. Bitti. Şimdi Altatlaneş dava açtığında dava dilekçesinde ne diyor? Çok pis noktası orası. Bu olayı patladıktan sonra, daha medyada fotoğrafları çıkmadan, servis edildiği biliniyor. Evde toplantı yapıyorlar. Yani Hande Hanım da artık en azından o kertede işi öğrenmiş oluyor. Tabii. Ondan önce de mutlaka bilgisi vardır ama burada bilgisi olduğunu net biliyoruz. O saatten sonra bile bir şey değişmedi. Boşandılar ama sonunda, onu da söyleyelim yani. Göstermelik bir boşanma. Boşandıklarını söyleyelim. O kadar toplum olarak tepki verdik ki, bizi ilgilendirmeyen, aslında şöyle ilgilenmiyor. Onların evliliği bir sapkınlık yaşamışlar. Kendi cehennemlerinde boğulsunlar diyorsun mesela. Ama seni rahatsız ediyor içten içe ya. Diyorsun bunlar nasıl evli kalıyor arkadaş diyorsun. Öyle büyük sesler çıktı ki artık. Bunlar da kağıt üzerinde boşandılar. Susturmak için bak biz boşandık diye dalga geçtiler aklımızla aslında. Evet. Ne diyelim hani böyle. Allah sapkın, böyle sapkın, iğrenç bir haberle bir daha karşılaşmamayı dileyelim. Allah, amin, yok. Dedi. Allah da yaşatmasın. Dedi. Biz ne ahlaksızlıklar gördük. Bu ya, böyle sapkın ilişkiler çirkin. Mutlaka yaşayan başkaları da vardır. Ama da. Bu kadar Murat Başoğlu gibi bizim ailenizin çocuğu gibi evet gördüğümüz, ya, rol model gördüğümüz evet birinin böyle bir şeyde adının anılması daha insan ister istemez daha büyük hayal kırıklığına sebep oluyor. Çok haklısın.